Evet arkadaşlar size bugün bir dünya savaşını anlatacağım. Daha önce anlatmıştım ama e, kopuk olmasın diye tekrar anlatacağım arkadaşlar. Bir dünya savaşı 1914-1918. Arkadaşlar dünyada iki savaş olmuştu. Yani topyekün savaş olarak. Bir dünya savaşı, iki dünya savaşı. Bir dünya savaşı 1914-18. İki dünya savaşı ise 1939, -1939 ve 45 yılları arasında. Peki hocam bu bir dünya savaşının nedenleri nedir? Şöyle o zaman yazalım arkadaşlar. Nedenleri. Yani savaşın nedenleri. Arkadaşlar savaşın nedenleri kendi arasında şöyle bir ayıralım arkadaşlar. Bir ya da A diye genel. Genel nedenleri. Bu tarafa da arkadaşlar B diyelim. Hangi nedenleri? Bu da özel. Şimdi bu genel ve özellere baktığımızda genel nedeni başlık altında şöyle yapalım. Bir. Arkadaşlar sanayi inkılabı. Sanayi İnkılabı. Arkadaşlar sanayi inkılabı hangi ülkede ortaya çıkmıştı? Sanayi inkılabı arkadaşlar biliyorsunuz 18. yüzyılda unutmayın 18. yüzyılda İngiltere'de ortaya çıkmıştı. Peki sanayi inkılabı neydi? Sanayi inkılabı insan ve hayvan gücünden buharlı makine geçiştir. E peki insan ve hayvan gücünden buharlı makine geçiş yapılmışsa o zaman ham madde pazar ihtiyacı olmaz mı? Ham madde pazar ihtiyacı. Evet arkadaşlar ham madde pazar ihtiyacı artar. E peki arkadaşlar ham madde pazar ihtiyacı artmışsa sömürge ne olur? Sömürgecilik. E hızlandı. Yani devletler sömürge ihtiyaçları arttı. E peki sömürgecilik de hızlandıysa bloklaşma olur mu? E bloklaşma var. Yani gruplaşma. E peki arkadaşlar silahlanma yarışı olur mu? Evet silahlanma yarışı. Yarışı. E peki silahlanma yarışı da var ise. Arkadaşlar rekabet var mı? Evet rekabet oluştu. Şunu diyelim o zaman. Sanayi kılabıyla bir ham madde pazar ihtiyacı arttı. İki sömürgecilik hızlandı. 3- bloklaşma arttı gruplaşma. Dört silahlanma yarışı hızlandı arkadaşlar. 5- rekabet oluştu. Evet biz buna bir dedik arkadaşlar. İki Fransız itilali. Fransız İhtilali. Arkadaşlar Fransız İhtilali biliyorsunuz 14 Temmuz 1789 yılında özellikle 1789 yılında arkadaşlar e, nerede ortaya çıkmıştı? Fransa'da. E, peki Fransız İhtilali ile dünyada ulusçuluk ve milliyetçilik Akıma oluşmadı mı? Aslında uluçöplet milliyetçilik aynı tabirdir arkadaşlar. E, Tabi Fransa ile uluçuluk milliyetçilik, cumhuriyetçilik gibi e, akımlar gelişti. Peki gelelim Rusya'nın politikası vardı arkadaşlar. Biliyorsunuz Rusya Balkanlar'da hangi politikayı sergiliyor ve izliyordu? Pan Slavizm. Pan Slavizm. Peki pan Slavizm nedir arkadaşlar? Slav Pan birliktir. Yani Slav birliği. E peki Pan Slavizm politikası Balkanlarda kimleri rahatsız eder? Arkadaşlar biliyorsunuz Osmanlı, Avusturya, Macaristan. Rahatsız oldu. Çünkü bunların topraklarında Slavlar var. O yüzden rahatsız oldular. Peki gelelim. Arkadaşlar bir de Almanya'nın politikası var. Balkanlarda. O da Pan Germanizm. Pan Germanizm. Yani Alman Birliği. E peki pan germanizm kimi rahatsız eder arkadaşlar? E tabii ki Rusya. Rusya bundan rahatsız olur. Bakın unutmayın. Rusların Balkan'daki panslavizm politikası Osmanlı ve Avusturya Macaristan'ı rahatsız eder. Almanların Balkanlardaki pan germanizm politikası Rusya'yı rahatsız eder. Evet arkadaşlar bu genel nedenleriydi. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Şuraya yazalım. B Özel nedenleri. Özel nedenleri. Peki özel nedenleri bir. Arkadaşlar biliyorsunuz Fransa Fransa 1870 yılında Almanlara Sedan Savaşı'nda Almanlara bir bölge bir bölge kaybetmişti. Peki bu bölge hangi bölgeydi arkadaşlar Kaybetmiştim. Asas Loren bölgesi. Asas Loren bölgesi. Peki bu Asas Loren bölgesi geri mi istiyor? Evet geri istiyor. Niye? Çünkü Asas Loren bölgesinde Asas Loren bölgesinde ne vardı arkadaşlar? Kömür yatakları. Kömür yatakları. Yani Fransa 1870 yılında Almanlara kaptırdığı, bakın 1800 e Almanlara kaptırdığı bir bölgesi vardı. Asas sonra bölgesini geri istiyor. Zaten Dünya Savaşı'ndan sonra bu bölgeyi alacak. Çünkü bu bölge kömür bakımından zengin direkçler. Peki gelelim. 2. Siyasi birliğini siyasi birliğini geç tamamlayan İki ülke var arkadaşlar. Geç tamamlayan iki ülke. Hangileri bu? Arkadaşlar tabii ki İtalya Almanya. Arkadaşlar Almanya ve İtalya siyasi birliğini geç tamamladı. Peki İtalya ne zaman tamamladı? 1870'te. E, İtalya 1870'te, Almanya ise 1871'de. Arkadaşlar siyasi birliğin geç tamamlayan ülkelerin ihtiyacı ne? Sömürge. Peki kimin sömürgelerine göz dikecek? İngiltere Fransa'nın sömürgelerini göz dikecek. Evet 3. Rusya hangi bölgeyi istiyor veya nereyi istiyor? Rusya boğazları istiyor. Boğazları istiyor. Arkadaşlar peki Rusların boğazları istemesi kimin işine gelmez? Unutmayın Osmanlı'nın işine gelmez. Çünkü Osmanlı topraklarıdır. Evet 4. Son olarak arkadaşlar siyasi birini geç tamamen Almanya Kimin sömürgelerine gözüktü özellikle? İngiltere'nin sömürgelerine. O zaman şöyle diyelim mi? Almanya ve İngiltere rekabeti. Yani sömürge rekabeti başladı. Arkadaşlar daha önce e, Dünya Savaşı'nın genel nedenlerinden bloklar anlatmıştım. Peki bu bloklar kimlerden oluşur? E, hangi tarafta kimler var? Bunlara bakalım. Blokları da kendi arasında arkadaşlar biz ikiye ayıralım. Arkadaşlar zaten bir dünya savaşında da iki blok var. İki dünya savaşında da iki blok var. Peki bu bloklar hangileri? Şöyle diyelim. Arkadaşlar. Burada hangi bir grup var? İttifak diyelim. İttifak. Burada ne var? İtilaf. Peki ittifakın diğer ismi ne? Bağdaşma. İhtilafın diğer ismi ne? Anlaşma. Peki ne zaman kuruldu bu? 1882'de. Bu ne zaman kuruldu arkadaşlar? 1907'de. Evet yani arkadaşlar. Biri 1882'de kurulmuştur. 82-83'te arkadaşlar. Biri ise 1907'de kurulmuştur. E peki kimlerden oluşur bunlar? Şöyle yapalım arkadaşlar. Burada kilere bakalım. Arkadaşlar burada kim var? Almanya. Başka kim var? Avusturya. Macaristan. Başka kim var? İtalya. Evet. Bunlar kurucu. Evet. Bunlar kurucu. Peki bu tarafta kimler var? Bu taraftaki arkadaşlar. Şöyle diyelim. İngiltere var. Fransa var. Rusya. Arkadaşlar bunlar kurucu. Bakın. Bir Dünya Savaşı'nda da İngiltere, Fransa aynı grupta. iki Dünya Savaşı'nda da aynı grupta arkadaşlar. Peki ne oldu? Hocam. Arkadaşlar 1915 yılında İtalya'ya toprak vaat edildi. Batan olan toprak vaat etti. Kim? İngiltere, Fransa. Ee, yani itilat devletleri. O yüzden İtalya taraf değiştirdi. Yani İtalya ittifak grubundan itilaf grubuna geçti. Ne zaman geçti arkadaşlar? 1915. Hangi anlaşmayla geçti? Londra. Yani Londra anlaşmasıyla taraf değiştirdi. E peki hocam bu gruplara katılan daha olmadı mı? Sadece bunlar mı? Hayır arkadaşlar. Mesela buraya katılan Osmanlı var. Katılan Bulgaristan var. Arkadaşlar Bulgaristan ne zaman katıldı derseniz 1915 Çanakkale cephesinden sonra e, ittifak grubuna katılmıştır. Peki bu gruba hangi deli katıldı arkadaşlar? ABD var. Japonya var. Sırbistan var. Yunanistan var. Yani arkadaşlar 32 ülke, 4 de burada 36 ülke. Bu tarafta ise dört ülke. Peki hocam bu savaşta hiç hiç çıkan, giren rejim değişikliği olan olmadı mı? Oldu arkadaşlar. Mesela Rusya 1917'de çıktı. Niye çıktı? Bolşevik ihtilali. Arkadaşlar Bolşevik ihtilaliyle Lenin başa geçti. Ve Lenin e, halkına toprak, barış, ekmek vaat etti. Ve savaştan çekildi. Peki unutmayın. Diğer ismi Ekim devrimidir. Yani Rusya 1917'de rejim değişikliği olduğu için savaştan çekildi. E peki hocam ABD ne zaman girdi? Arkadaşlar ABD ise... 1917'de savaşa girdi. Peki ABD'nin savaşa girmesi ne oldu arkadaşlar? ABD'nin savaşa girmesi savaş süresini kısalttı, savaşı geniş alana yaydı ve savaşın itilafların kazanmasına neden oldu. Unutmayın savaşın itilafların kazanmasına sebep oldu diyebilirsiniz arkadaşlar. Ha şu bilgiyi de vereyim size. Ee, bir Dünya Savaşı'ndan ilk çekilen ilk çekilen devlet unutmayın ilk çekilen devlet Japonya'dır. 3 ay kaldı arkadaşlar. Son giren devlet hangisi derseniz Dünya Savaşı'na son giren devlet arkadaşlar Yunanistan'dır. 1918'de savaşa girdi arkadaşlar. Evet. Bloklarımız bu şekilde arkadaşlar. İttifak İtilaf. Ee, Osmanlı hangi tarafta yer aldı arkadaşlar? Osmanlı İttifak grubunda yer almıştır. Peki hocam ee, biz grupları yazdık nedenlerini yazıp özel nedenleri, yeni nedenleri. Peki bu savaşı başlatan kıvılcım nedir? Arkadaşlar bu savaşı başlatan yani bir dünya savaşını başlatan kıvılcım şu şekilde yazalım. Not. Tabii arkadaşlar her savaşın bir nedeni. Tabi görünen kıvılcım nedenleri lazım. Özellikle Avusturya, Macaristan, Velihatı. Arkadaşlar Saraybosna'da Bir Sırplı tarafından Sırplı tarafından öldürüldü. Arkadaşlar e, milliyetçi bir Sırplı tarafından öldürüldü. Ve bu şekilde Avusturya, Macaristan arkadaşlar Sırbistan'a savaşarak Dünya Savaşı'nı başlattı. Peki hocam öldürülen kim? Unutmayın. Öldürülen Ferdinand yani veliatının ismi Ferdinand. Öldüren Sırpların ismi ise Pirinçip arkadaşlar. Evet bunları da bilelim. Ha bunlar tabii ki daha çok AYT olarak bilinir. Yani tytde sorulmaz arkadaşlar. TET'de böyle direkt bilgi sorulmaz size. Peki hocam Bir Dünya Savaşı'ndaki Osmanlı'nın durumu. Arkadaşlar şöyle diyelim. Osmanlı'nın durumu. Yani Osmanlı Dünya Savaşı'ndaki durumu nasıldır? Arkadaşlar sizden şunu istiyorum. Ee, Padişah kim? Padişah 5. Mehmet. Unutmayın. 5. Mehmet. Hatta Reşat'tır arkadaşlar. 5. Mehmet Reşat'tır. Peki hükümetin başında kim var? Hükümetin başında arkadaşlar. Said Halim Paşa var. Said Halim Paşa. Halim Paşa. Ha çok mu önemli değil arkadaşlar. Peki devleti aslında kim yönetiyor arkadaşlar? Etkili olanlar kim? Etkili olanlar arkadaşlar itihat ve terakidir. Unutmayın. İtihat ve teraki. Özellikle özellikle Enver Paşa Enver Paşa Talat Paşa, Cemal Paşa. Evet arkadaşlar, Enver Paşa, Talat Paşa ve Cemal Paşa olarak bilinir arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz İttihat ve Terakki arkadaşlar e, ne zaman kurulmuştu? 1889 yılında kurulan e, Osmanlı'nın ilk partisidir. Aslında ilk başta kurulduğunda gizli bir cemiyet olarak kurulmuştur. Ee, Mustafa Kemal de başta üyedir arkadaşlar. Tabi Balkan Savaşları'nda e, biliyorsunuz orduya siyaset bulaştığı için e, Mustafa Kemal itaat ve terakiden ayrılmıştır. Peki... E, İtah ve Terakki 1913 yılında Babali baskınıyla, bakın 1913 yılında Babali baskınıyla e, artık devleti ele geçirmiştir ve 1913'te 1918 yılları arasında Osmanlı'yı yönetmiştir. Evet arkadaşlar, Osmanlı'nın başında padişah e, olan e, Mehmet Başadır. Yani 5. Mehmet Reşat'tır arkadaşlar. Hükümetin başında Said Halim Paşa'dır. Etkili olanlar İthalp ve Taraki. Sizden İthalp ve Taraki'yi bilmenizi istiyorum. E peki hocam. E, Bir Dünya Savaşı'nda Osmanlı ne yaptı? Arkadaşlar şöyle diyelim. Osmanlı En başta bakın unutmayın. En başta hangi gruba girmek istemişti? İtilaf grubuna. İtilaf grubuna girmek istedi. Girmek istedi. Arkadaşlar tabii ki itilaf grubuna girmek istedi ama İngiltere bunu e, kabul etmedi. İngiltere bunu kabul etmedi. Unutmayın İngiltere kabul etmedi. Hatta itilaf devletleri kabul etmedi. Niye İngiltere kabul etmedi diye bir soru sorsanız arkadaşlar. Sebebi şu. Zaten Osmanlı'yı paylaşmak istiyorlar. Osmanlı'yı paylaşmak. Peki sizce Osmanlı'yı ittifak grubu yanına alırsa Rusya küser mi? Evet, Rusya küser. Niye Rusya küser arkadaşlar? Çünkü Rusya boğazları istiyor. Rusya'yı küstürmemek. Evet unutmayın arkadaşlar. Osmanlı'yı paylaşmak ve Rusya'yı küstürmemek için Osmanlı'yı almamışlar. Hatta İngiltere Osmanlı'ya tarafsız kalmasını istemiştir. Tarafsız kalmasını istemedikten sonra arkadaşlar eğer tarafsız kalırsa e, borçları sil sileceğini ve kapitülasyonları kaldıracağını vaat etmiştir. O zaman şöyle diyelim mi? Not İngiltere Osmanlı'nın tarafsız kalmasını istemiştir. Kalmasını istedi. Karşılığında Bakın karşılığında borçları silecek. Silecek. Arkadaşlar hangi borçlar? E, biliyorsunuz 1885 yılında kurulan duyun umumiye var. Yani Osman'ın dış borçlarını silecek. Kapitülasyonları kaldıracak. Arkadaşlar e, bu maddeye en çok karşı çıkan Almanya'dır arkadaşlar. E, Almanya bir dünya savaşında Osmanlı'nın yanında yarılmasına rağmen e, kapitalasyonların kaldırılmasına karşı çıkmıştır. E, peki arkadaşlar. İngiltere Osmanlı'dan bunları istediğince sizce Osmanlı ne yaptı? Osmanlı arkadaşlar şunu düşündü. En de sonunda bunları bana dönecekler. O yüzden Osmanlı gitti Almanlarla anlaşma yaptı. Şöyle diyelim not. Osmanlı... 2 Ağustos 1914'te Almanlarla gizli anlaşma yaptı. Unutmayın anlaşma yaptı. Yani bir taraf savaşa girerse diğer tarafta da yanında savaşa girecek. O yüzden Almanlarla yapılan anlaşma gizlidir. Kimsenin haberi yok işler. Ha diyeceksiniz ki hocam Osmanlı başkanı yapmış olabilir? Arkadaşlar tabii ki Osmanlı başta şunları yaptı. Bakın yaptıkları yani Osmanlı'nın yaptıkları şu şekilde de sıralayabiliriz arkadaşlar. Tarafsızlığını ilan etti. Ve güzel tarafsızlığını ilan etti. Seferberlik ilan etti. Kapitülasyonları tek taraflı kaldırdı. Boğazları kapattı. Öksör boğazları kapattı. E peki hocam Osmanlı bunların hepsini yaptı da Osmanlı savaşa nasıl girdi? Evet Osmanlı'nın savaşa girmesi. Şöyle yazalım. Osmanlı'nın savaşa girmesi arkadaşlar. Osmanlı'nın savaşa girmesi. Arkadaşlar işte biliyorsunuz Osmanlı başta tarafsızlığı yönetmiştir. Fakat savaşa girmek için de belli planlar yapılmıştır arkadaşlar. Örnek. Arkadaşlar biliyorsunuz İngiltereden İngilizler'den kaçan iki Alman gemisi, Alman gemisi kime sığındı? Osmanlıya sığındı. Evet unutmayın iki Alman gemisi Osmanlıya sığındı. Peki İngilizler ne dedi arkadaşlar? İngilizler bu gemileri istedi. Bakın İngilizler gemileri istedi. Arkadaşlar Osmanlı bu gemileri satın aldığını bildirdi. Osmanlı bu gemileri satın aldığını bildirdi. Arkadaşlar bu gemilere Türk bayrağı çekildi. Üniforma Türk üniforması ama asker Alman askeri. Bu gemiler ne yaptı? Bu gemiler Türk bayrağı çekili halde Rus limanlarını bombaladı. Unutmayın Rus limanlarını bombaladı. Peki Rus limanlarını bombaladı ise arkadaşlar Osmanlı savaşa girdi. Evet unutmayın Osmanlı savaşa girdi. Hocam hangi limanları bombaladı derlerse Sivas Tapol ve Odessa. Odessa limanları bombalandı. E, arkadaşlar biliyorsunuz bu iki Alman gemisinin ismi ne? E, biraz Brestal'dır. Unutmayın Goben. Goben ve Breslav. Arkadaşlar peki bu Goben ve Breslav ismi ne oldu? Bu gemilerin ismi Yavuz Midilli. Evet kuşlar Yavuz ve Midilli olarak bu gemilerin ismi değişmiştir. Böylece Osmanlı savaşa girdi arkadaşlar. Peki Almanya neden Osmanlı'yı yanında istedi? ya da Osmanlı Almanya'yı yanında neden istedi? O zaman şöyle başlık altında yazalım. A diyelim. Almanya neden Osmanlı'yı yanında istedi? Arkadaşlar evet, neden istedi? Arkadaşlar tabii ki her iki ülkenin de çıkar meselesi var. Mesela Almanya neden Osmanlı yanında istedi? Arkadaşlar Almanya birden çok cepheden savaşmaktadır. O yüzden cephe sayısını çoğaltmak istedi. Bakın unutmayın cephe sayısını çoğaltmak. Peki cephe sayısı çoğaltılırsa ne olur arkadaşlar? Cephe sayısı çoğaltılırsa savaş yükü ne olur? Savaş yükü hafifler. Peki en önemli nedeni nedir? Sizce en önemli nedeni şudur arkadaşlar. Halifenin gücünü kullanmak. Arkadaşlar halifenin gücü nedir? Cihattır. Yani unutmayın cihat. Cihat nedir arkadaşlar? Cihat Müslümanların diruna Müslüman olmayanlarla savaşması. Yani cihat kimin elinde? Yani cihatı kim ilan edebilir halife. O zaman Osmanlı halifesi cihat ilan ederse İngiltere ve e, Fransa'nın sömürgesindeki Müslümanlar ne olur? Ayaklanır. Arkadaşlar Almanya bunu düşünmüştür. Peki başka neden ne olabilir arkadaşlar? Arkadaşlar Osmanlı'daki insan gücünü kullanmak. Biliyorsunuz arkadaşlar Osmanlı'da insan fazla ama teknoloji yok. Yani bunları kullanmak istiyor. Peki başka? Arkadaşlar Osmanlı jeopolitik konumu. Osmanlı'nın jeopolitik konumu. Yani boğazları kontrol ediyor, sömürgelere giden yolları kontrol ediyor. Bu şekilde bunları kontrol etmek istiyor. Peki Osmanlı'nın Osmanlı'nın yeraltı madenlerini kullanmak. Arkadaşlar Osmanlı yeraltı madenlerini kullanmak istemiştir. Ve bu şekilde Almanya neden Osmanlı istediğini anladık. Peki Osmanlı neden Almanya'yı istemiş arkadaşlar? B. Osmanlı neden Almanya'yı istedi? Yani yanında istedi. Evet arkadaşlar şöyle yapalım. Buna da başlık başlık bir, bir ya da madde madde şu şekilde diyelim. Arkadaşlar biliyorsunuz Osmanlı, Osmanlı'ya hasta adam denilmektedir arkadaşlar. Osmanlı yalnızlıktan kurtulmak istiyor. O zaman bakın bir, siyasi yalnızlıktan kurtulmak. Yani Osmanlı artık siyasi yalnızlıktan kurtulmak istiyor. İki, kaybettiği toprakları Geri almak. Hocam bu topraklar hangi topraktır? arkadaşlar tabii ki biliyorsunuz Balkanlarda kaybetti. Balkan. Balkanlarda. Mesela Kuzey Afrika var. Yani Mısır. E, arkadaşlar Kars var. Ardahan var. E, Batum var. Gibi. Bakın gibi. Toprakları geri söküşler. Peki başka hocam? Arkadaşlar itaat ve terakkinin hangi fikir akım vardı? Turancılığı yaymak. Turancılığı yaymak. Arkadaşlar unutmayın bunu savunan kimdi? İtaat ve terakki. Yani Orta Asya'daki bütün Türklerle birleşmek istiyor Peki başka? Arkadaşlar Alman hayranlığı var. Alman hayranlığı. Arkadaşlar Almanların neyine hayran? Teknolojisine hayran. Evet unutmayın Alman hayranlığı. Bir de Almanlar kesin kazanır düşüncesi. Arkadaşlar Almanlar kesin kazanır düşüncesine sahipti. Ee, bir şey daha arkadaşlar. Eğer Osmanlı savaşı kazansaydı bakın unutmayın borçları ne yapacaktı? Borçları ödememek. Peki kapitülasyonları ne yapmak? Kapitülasyonları kaldırmak. Bu şekilde Osmanlı da Almanya'nın yanında savaşa girmek istemiştir. Yani Almanya'nın neden Osmanlı'yı istediğini ya da Osmanlı neden Almanya'yı istediğini akışlar bu şekilde anlattık.